Değerli gençler, bugünkü konumuz dark tema. YouTube ile ilgili dark tema, karanlık tema, yani gördüğünüz tema. Ancak şöyle bir şey var. Düzenleme panellerinde bu tema uygulanmıyor. Sadece belli bölümlerde işte menülerinizi görebiliyorsunuz. Kanalınıza gidebiliyorsunuz. Bu şekilde dark temayı kullanabilirsiniz. Ne işe yarar dark tema? Gözlerinizin biraz daha rahat olmasını sağlar, yorulmamasını sağlar. O yüzden dark tema hoşuma gitti. Ben bunu kullanırken bunu kullanmayı tercih eden insanlara da bunu nasıl yapabileceklerini göstermek amacıyla bu videoyu çektim. Bir eğitim videosu olarak düşünmeyin bunu. Sadece dark tema nasıl kullanılır, nasıl kurulur bir eklentiyle. Bunun Chrome ve Opera eklentileri var. Şimdi birlikte yapalım onu. Değerli gençler, tarayıcımızdaki YouTube sayfasının standart görünümü bu. Zaten biliyorsunuz, herkesin kullandığı standart YouTube sayfası bu şekildeyken, bunu karanlık temaya çevirerek gözlerinizi daha az yorarak kullanabilirsiniz ya da gözlerinizi fazla yormadan kullanabilirsiniz de diyebiliriz buna. Bu çok eski bir videom, bu nerelerde çalışıyor bunu merak ettim şimdi. Neyse, o zaman şimdi biz bu dark temamızı nasıl yapacağımızı hemen size göstereyim. Burada Google'un arama motoruna YouTube dark tema yazdığınızda bunun Chrome'daki eklentisi gelecek. Chrome eklentisi şeklinde gelecek olsa da buradan Opera'ya ekle desteği olduğu için, eğer Opera tarayıcı kullanıyorsanız Opera tarayıcı için buradan bu eklentiyi kurabilirsiniz. Ama Chrome tarayıcıda da aynı şekilde. Şimdi burada geldi, hemen yükle diyorum. Evet, yükle diyorum. Şu anda dark temam yüklendi. Peki görünüm nasıl oldu? Şimdi hemen onu bir kontrol edelim bakalım. Refresh yapıyorum sayfayı. Gayet şık oldu. Şimdi bundan sonra ben dark tema kullanmak istiyorum. Tercih eden insanlara da nasıl kullanılacağını, nasıl yapacaklarını göstermek istedim. Bunu bu şekilde kullandığımda gözlerimi daha az yoracağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten bilgisayar başında çok zaman harcıyorum. Ama diğer, işte mesela burası benim video panelim, burası da kontrol panelim. Bunlara da refresh yaptığımda aynı tema bunlara uygulanmadığını göreceksiniz. Buralar yine aynı şekilde çalışma alanlarımız, kontrol panelimiz, video ayarları alanımız, bunlar beyaz olarak eski standart görünümünde devam edecek. Ancak YouTube'un diğer sayfalarını, bazı menülerini, mesela buradan işte kanalımız diyelim, insanların profil sayfalarını, video sayfalarını, işte tıklayalım, video sayfasına girelim. Gördüğünüz gibi bunları yüz binlerce kopimiz Google olarak görebiliyoruz. Yine burada VidIQ eklentisi, bunlar da aynı şekilde karanlık temada analizleri falan çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten çok şık. Benim bundan sonra artık YouTube'u dark tema olarak kullanmamam için hiçbir sebep yok. Sizler de kullanmak istersiniz. Benim yaptığımın aynısını yaparak, birebir aynısını yaparak artık bundan sonra YouTube'u dark tema olarak kullanabilirsiniz değerli gençler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.